Evet, ilk bakıma geldik. Şimdi Furkan Usta ilk bakımını yapacak. Şu demirler ters takıldığına dair çok yorum geldi. Bunları düzelteceğiz. Sonrasında 3. vitesde bazen boşa düşüyor. Ona Furkan Usta bakacak. Onun haricinde yüzde giderken deponun oralardan bir yerden ses geliyor. Şikayetim odur. Bir de bir benzin istasyonunda şuradaki lastik basıncı, tavsiye edilen basınca göre hava vurdum, motor gezmeye başladı. Furkan Usta basınçları kontrol edecek. Sonrasında hep beraber izliyoruz. Neler yapılacak bilmiyorum ben de tam olarak. Aynen, sürürsün yavaş yavaş. Çok çapak çıkmış mı usta? Mıknatısa yapışmış. Aynen. Kaç tane de normal. Ya kapağını da açalım değil mi? Tamam. Çok güzel ya. Senin motorun ne yapıyor? Ya şimdi aldın. İlk bakımı yapılacak. Daha yeni mi aldın onu? Daha tıpayı yeni ya açtı. Rider var çok. Tamam. Buraya aldın şimdi geldi. Çanta demiri koruma çanta. Tamam. İlk bakım. Tamam oğlum. Yeni bu 8'den beri burada. Ama randevusu yok. Eleman oğlum o. Gördün mü? Şimdi ne yaptık ya? Hangi gibi bir Jüpiter'e bakın, bir de rider lastik değişimi gidon değiştirdik. Ne olur mu? Rider'ı aldın. Aldın, nerede olur? Patronlar hep fazlasını istiyor. Şimdi diyelim de tersine düzlüğüne abi. Evet abi. Bir püf noktası şu yağmur kalanının aşağıya bakması. Burada delik var. O delik aşağıya dönecek. Bazen insan en iyi bildiği şeyi bile yanlış yapabiliyor. Aynen usta. Tamamdır. Normalde ilk bakıma değil, bütün bakımlarda ben motorumu yıkamadan getirmem arkadaşlar motorcuya. İş yerinden gelmiyorum, evden geliyorum. İş yerinde yıkama tertibatım var, basınçta su yıkama makinesi var. Onu da iyi kötü temizler, motoru öyle getirdim. Dün akşam yağmur yağıyordu. Bugün günlerden cumartesi. Tatil olduğum için iş yerine gitmedim. Evden direkt buraya geldim. Ondan dolayı motorum kirli. Normalde 2 günde bir rahat yıkar temizlerim.
Motor ya sanki fazla kararmamış mı? Yani sanki böyle 2000 kilometrelerde değişiyormuş gibi. Fazla siyah geldi bana. İlk ay. O da içindeki çapağı, tozu, pisliği alayım. Ben de ilk an daha böyle sarımtırak bekliyorum. Çöp mü? Bir yaptısı verir misin abi orada? Şu parça kırık da fark etmemişiz. Fabrikadan yenisi istenildi. Bekliyoruz. .2 mi yakıyoruz usta şu an? 1.2. Bu rezervin şey plak külahı. Hemen. Zaten yeni geçti bizde var mı? Kendi. Rider'ın. Kaç almış? Bilmiyorum da. Bizde var mı o lastiği? Amca. He. O Rider'ın sen telefon tutucu. He. Bir tane gidon. Gidon mu? Gidon. He. Gidon. Bu bir de işçilik işte. Tamam. Onu evde koyacağız da. Burada. Nerede? Feyzi burada. Dedim acaba şu sesin kaynağını yan kapakları açsak çözebilir miyiz? Kapaklar için zaman yok abi. Sesi de bunun komple depoya almamız lazım. Sonra mı geleceğiz? Tabii bugün cumartesi olduğu için seni de araya aldık. Evet. Değil mi? Aynen öyle. Arada 5 tane motor bekliyor sırada. Klasik bir problem mi o? Yine gözle bir bakarız.
Sen de yapışıp gezdin. 1506 lira. Arabayı. Devlete çalışıyoruz. Bir su sesi gibi bir ses geliyor. Ha şu. Gider var ya. Yağını açmış. Yok yağını açmış. Ben de diyeyim ulan bir tıp 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 bir şey damlıyor. Ne damlıyor? Dikkatim oraya kaçtı. Muharrem Usta yapar. Yağı bazı yerlerde 10-30 gördüm. Bizde 10-40. 10-40. Yağın markası da iPhone mu? Yeni koyduk. Bundan sonrası 2000-2000 mi? Evet abi. 10.000'de, 20.000'de, sonrasında 3000-5000 öyle bir artıyor mu? Fix mi? 2000-2000. O zaman o depodan yani yüzdeyken gelen hız şeyinde şu plastiği de değiştiririz. Bakımında. Faybizi fabrikada yok diyor. Gelince gelecek. O kaçıyor. Ben onu daha pratik olsun diye mi söktün? Yağ akmasın diye, pislenmesin diye. Yağ yok. Ha, filtre için, ha anladım. Yoksa diyorum tap altta boşta duruyor. Niye çıktı? Şimdi anladım. Bak, tecrübe konuşuyor. Tecrübe her zaman konuşuyor. Adam sana yarım saat önce söyledi. Bak senaryo yaşanıyor. Yaşanacak ya zaten. Aynen her iki kirköye de sana zahmet. O gene fena diğerine göre iyi de orta kirkö tamamen problem. Vallahi ben çok alıştım bilmiyorum. Sen bilirsin. Olması gereken nedir, nasıldır bilmiyorum. Ama dediğim gibi böyle bir üçüncü tezdeyken böyle bir boşa geçme gibi bir durum oluyor. Birkaç sefer başıma geldi. İyiyim böyle.
O kadar bakarak tecrübeye sahip değilim. Deneriz. Anca bindi mi? Evet. Şu gergi bir nasıl gevşek gibi hissiyat veriyor bana da. Pul sanki tam böyle kontrol için yarıklı pul ya. Tam yaylı pul olduğu için ben de tam oturmamış sanki gevşek gibi duruyor, hissiyatı verdi. Belki bilmiyorum. Demin ben de elim ona attım. Ondan mı ses geliyor diye. Rüzgar havalandırmasıydı da. Motoru soğuksun ya. Hatta parmağımı soktum acaba içi dolu omuzu şey yapıyor diye. 90-100 arası başlıyor. Aynen öyle. Bir daha kontrol ediyoruz. Bakalım basınç ne çıkacak? Ben onu merak ediyorum ya. Hava basıncım.
Ne kadar eksik? Yuh! Yuh yani. O zaman benzin istasyonunun pompası... Ama hep şey ya, basamıyorum. Yanlış. Hayır, özellikle baktım sıkıntı var. Arkayı deneyeyim dedim. Arkada da normal çalıştı. O zaman ikisi de sıkıntılı. Diyor motor gezmeye başladı. Havasını ayarladık, motoru geziyor. Bir yanlışlık olduğunu hissettim yani. Daha yeni 15 oldu. Oo. Yerdeydi ya lastik. ...28-32 yapıyoruz değil mi? 30 yap. 30 mu bu şu an? Tamam. Genelde ben artçılık kullanıyorum. O zaman 30-32 vursak problem olmaz. Tamam mı? Aslında aynı yerde vurdum ikisine de. Evet, indirmiş demek ki. Az bekliyoruz herhalde, 30 saniye. Olabilir. 1 dakika bekleyelim. Çok heyecanlıyız abi. Bekleyemiyoruz. Tamam, AVG speed doldu. Biraz daha bekleyelim. Tamam. 30 saniye daha bekleyelim. Akşam bir hayırsever bize iftar ısmarlayacak abi. Öyle mi? Enes Kültür. Enes Kültür. Ha. Gel abi. Akşam bizi yemeğe götürecek misin? Bak Yakup abi YouTuber. Ha. Gitti mi? Gidecek inşallah. Kapat tamam, aç kapat. Mas mı varsa? Mas. Gitmiş. Demek ki sahnesini az beklemişiz. Tamam. Değil mi? Yüksek hız moduna getiriyorsun. 30 saniye değil, 1 dakika bekliyorsun. 1 dakika kadar bekliyorsun. Sonrasında kontağı kapatıp açıyorsun. Okey. İlk bakımımız böylece sonlanıyor. Videoyu burada kapatıyorum.